Herkese günaydın. Günaydın. Sevgili takipçilerimiz. Benim ağzım, burnum, dudağım, gözüm şiş. Botoksu gibi oldu. Burnuma bile botoks yaptırmış gibi. Ya çok kötüyüm ya. 2 gündür resmen berbat bir gece geçiriyorum. Benim her zaman söylüyorum ya, güneşe karşı alerjim var. Çok fazla güneşte kaldığım zaman fosuruyor her taraf. Almanya'da güneş görmediğimiz için normal şartlarda. He. Alerji yapıyor fazlası. Şimdi normalde ben hep yüzmeye falan gittiğim zaman benim arkadaşlarım bilir. Ben hep kendimi saklarım yani, böyle hani güneşin altında durmam. Şapka takarım. Bildiğim böyle havuzun içinde fötörle falan durarım. Güneşten çok fazla sakınıyorum kendimi. Çünkü biliyorum yani, ellerim de geçen sefer tarlada ellerim yandıydı. Bildiğin kabarıyor yani, böyle ne bileyim, böyle ısırgan otu dolanmış gibi. Şimdi burnum şişti. Dudaklarımın şurası komple şişti. Böyle buram görüyorsunuz. Bütün üst tarafım böyle sanki botoks yaptırmışım gibi şişti. Şuralarım fısırlamaya başladı. Bildiğiniz hafta sonu kermese kurulacağım. Berbat bir tipli kermese gideceğim. Yanıma gelecek olan takipçilerimden şimdiden özür diliyorum. Ağzım, burnum, gözüm şiş. Burnum zaten şiş, direkt şişti yani, şuradan şöyle kabardı. Sanki biri bana kafa atmıştı, burnum kırılmış gibi. Ağrısını, sızısını hiç anlatamam. Bu adam da bana müsaade etmiyor ki evde yatayım, uyuyayım, azıcık dinleneyim. Sürekli kalk 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 kalk, işlerimiz var. Kalk 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 kalk, işlerimiz var. Yatarken iş bitmiyor yalnız. İş yerindeyken de hep arıyordu. Şunu aradın mı? Bunu yaptın mı? Gene burnunu deyip kapatıyordum. Sürekli de kalk gidelim. Bensiz bir şey de yapmıyor. Yemin ediyorum 24 saat yapışık ikizim gibi. Ne alakası var ya? Allah Allah. Senin de 3 haftada halledeceğin işi diyor. Bak diyor, bir günde hallettik. Öyle. Ha, öyle mi öyle? Ama hastayım diyorum ya. Hastayım. Tamam da güzelim. Sen yani bir ayın 25 günü hastasın. Ya git şuradan be. 5 günü bir iyisin, onu da değerlendiriyoruz yani. Ha, git şuradan be. Allah Allah. Deli mi ne? Hastayım ama ayakta hastalık hastalatıyor beni. Hiç biliyor musun sen yatarak benim hastalık geçirdiğimi? Bir korona zamanı, bir korona oldu dedim de 20 gün o zaman yattıydım. Allah'tan bir o zaman yatmışım yani. Ömrü hayatımda hastayken. Neyse. Yapacak bir şey yok. Sabahtan ama bayağı işlerimizi hallettik. Kağıt kürek olmasa gerisi benim için sıkıntı değildi. Bu kağıt kürek işleri beni deli ediyordu. Ay dur, şuram yaktı. Ensemin yangını zaten hiç söylememe gerek yok. Ama dün Aftasan diye bir krem aldım. Bayağı bayağı böyle. Bak ben onu sabah buzdolabına koyacaktım, unuttum. Baya baya şey yaptı, bir ağrısını, sızısını, yanmasını alıyor. Sabah yine evden çıkmadan sürdüm. Ama çok mutsuzum. Mutsuzum yani, yüzüm gülmüyor, suratım hep asık. Beni şu an marıldan birileri böyle görürseniz kişisel olarak algılamayın, suratsız falan demeyin. Şu an otomatikman gözlerim çöküyor yani, mutsuzum çünkü çok ağrım var. Beynime vuruyor. Dişim zaten 4 gündür dişimin ağrısı, zaten sırf ağrı kesicilerle ayaktayım. Şimdi bir de bunlar zonklatıyor her tarafımı. Ben hafta sonu bir çalışayım dedim. Yemin ederim yani. Burnumdan fitil fitil geldi. Gerçekten burnumdan fitil fitil geldi. Şimdi dün butiğe gittim ben. Ay o ne kız? Öğlen güneş sidikliğe mi vuruyordu? Güzeli mi vuruyordu? Hangisine vuruyordu? Dün ben paketlerin bir kısmını hallettim. Şimdi bu hafta hiç sipariş almayacağım. Bu hafta sipariş edeceğim. Bedenen uğraşacak şeyim yok. Geçen gelen işte bu birkaç gündür gelen siparişler vardı. Onların halledip birazdan pakete verip şu an paket sipariş, online siparişini önümüzdeki haftaya kadar bir durduracağım. Sipariş almayacağım. Çünkü hafta sonu şeye gideceğiz. Gelin buyurun, hepinizi bekliyorum. Bahar şenliği mi oluyordu o? Artık sonbahar şenliği mi oluyor? Güreş, güreş. Güreşe gideceğiz. Güreş şenlikleri oluyor. Şu
şuraya ben size etiket şey olarak koyacağım. Gelin buyurun, hepinizi bekleriz. Çok güzel oluyor, çok keyifli oluyor. Yağlı Malbras hatta. Malbras hatta adresi tekrar yine size paylaşacağım. Bu konuşmamın arkasına koyarım. Gelin buyurun. Beni, bizi görmek isteyenler. Hafta sonu hava da güzel olacak. Kermeslerde şansımızı hep böyle yağmurlu, kötü fırtınalı geçmişti ama hafta sonu hava çok güzel. Çok da büyük, geniş bir alan. Hemen kenarında oyun parkı falan da var çocuklar için eğlendirmeye böyle. Çok güzel, yemyeşillik bir alan. Dar bir alan değil, onu söyleyeyim. Çok geniş, yeşillik bir alan. Gelin buyurun. Hem standımızda bizi ziyaret edin. Hem yağlı güreşi izleyin. Hem güzel karnınızı doyurun. Güzel böyle kaliteli bir gün geçirin canlarım benim. Hafta sonuna hepinizi bekliyoruz. O yüzden oraya kurulacağımız için yarın itibaren Turgut'la biz artık butikte butiği boşaltıp kartonlara onların ayarlamasını falan yapmamız lazım. Şallardı, sabunlardı, fincanlardı. Kıyafetlerini zaten askıları yine götürüyoruz. Öyle onlarla uğraşacağız. O yüzden online sipariş almayacağım bu hafta artık. Yani dünden itibaren almıyorum. Böyle bakalım. Aynen, gidebilirsek birazcık da hazır şal. Bu pratik şallar çok sevildi. Hiç de kalmadı elimde. 3-4 tane kaldı. Almak isteyenler kermese gelin buyurun. Yani yağlı güreş kermesine gelin buyurun. Çünkü orada full yeni renklerim stokta olacak. Ama stoklarda sınırlı olacak. Onu da söyleyeyim. Ve son bir kez daha, gerçekten zamlar geldi ama ben sizler için artık bu kermese kadar son bir kez daha 10 euro'dan vereceğim. Ondan sonra zamlar gelecek. Onu da söyleyeyim. Aynen. Öyle. Botoks da olsun, hiç yakışmayacak bana. Burnum da yemin ederim vallahi sanki biri yumruk atmış gibi. Kutuplarda falan yaşayayım ben. Soğuk soğuk. Neyse, butiğe geldik. Ne güzel oynuyorum. Al, güldürme beni deli deli. Oo, o benim başım çok kötü. Ameliyatlı olan benim. Görüyorsunuz yani, mızıklanan mızmızlanan bu. Ondan sonra erkek millet çok mızmız derler. Yalnız senin ilk haftaları sen çabuk unutmuşsun. Ne unutacağım be? Ay. Ne çektim ben o zamanlar? Aa, bacımın arabası. Kocam Bey taşımaya başladı. Arabamın arkası leş, leş, leş. Leş derken tarla şeyleri var. Kaç tane paket vardı bilmiyorum ama şu paketleri. Merhaba. Vallahi Turgut'u işçi mi alsam? Biz eve geldik. Turgut'la kendime sabah şöyle pasta gibi bir şey almıştım. Onu yiyeceğiz. Erikli bir pasta aldık. Bunu da dün Ceyda abla getirmişti butiğe. Dün butikte unuttum ben bunu. Şimdi bugün de getirdik eve. Hemen şunu açalım, çiçeğimi falan bir koyayım. Sağ olsun, Allah razı olsun, kesesine bereket. Babadan akrabam Ceyda abla. Ömer Halit'i şimdi arabada görünce hemen şöyle şekeri almak istedim. Gel Ömer. Güzel ablam benim. Allah razı olsun. Kesesine bereket. Bunlar benim küçük böyle şeylerim var. Vazolarım var. Şey, saksı pardon. Hemen onu saksıya koyarız. Ay çok tatlı. Bir tane ben de yiyeceğim hemen. De. Sen de mi istiyorsun? Çok güzelmiş. Abi, ablayı da bırak. Abi, ablayı bırakacağım. Bu da çok güzel. Kız neredesin bacım? Bunları hemen çokla kendime birer tane ekle. En sevdiğim bunu tutukta bıraksaydım keşke. Bir yere şunayın yapacağım. Tamam, hemen yapalım, çantana koy.
Bu narsistik şeker. Dükkanda çok iyi oluyor. O da zaten az önce dükkanı diye getirmiş de. Dur ben bunu görmedim şimdi. Onu götürdüm de tutayım derken. Şey var ya, ondan yiyecek yiyesin. Yiyeceğim. Yoksun pasta aldık ya. Ona bir şeyler pasta alırsam. Aa bak çok tatlısı çıkmış ha. Zor. Kartonda su lazım olur. Dolaptan sucuk kokusu geliyor. Resmen sucuk yiyesim geldi şu an. Valla o sucuk niye öyle kokuyormuş ya? Oo ne sarımsaklı ne sucuk. Ay sarımsağa basmışlar. Ay şu an resmen burnum kokamıyor. Dolaptan bir sarımsak kokusu geliyor. İçeyim ben de içeyim onu. Yapayım mı sana da bir tane kahve içelim mi? İçmeyeceğim ben. O zaman ben de içmeyeyim ya. Svanli aynısmış bu da iyi ha. Şekersiz. Yok yok ben şimdi içeceğim bir tane. Yatmadan önce içmeyeceğim. Uyutmasın. Şöyle elmalı, şmantlı bir pasta. Ay elma demişim, erik. Eruklu, eruklu. Gel. Tamam ben de zaten pijamalarımı giyeceğim. Hop yatak. Bir tane peçete getirin ya baba ya. Öğlen eve geldik. Ağrı kesici aldım. Yattıydım. Uyudum şu. Dudağımda burnumu soklamasına uyandım. Çok dolanlarla yine alışveriş merkezine gitti. Birinin kitabı sipariş edildiydi. O da alacak. Ömer Halis'in kalemi kaybolmuş okulda. O kadar çok kötü ki yani yüzüm. Ağzım burnum çok fena ya. El ağır ağır kesici kullanıyorum. Yemin ederim tanesi 600 gram. İki tane birden atıyorum. Bana mısın demiyor ya. Elleri fırçettiğimde iletişerken suyu bir anda içebiliyor olmak. Şunu tek seferde içemiyorum çünkü. Bu kadar. Hani bazılarınız diyor ya hayvan gibi yemek yiyorsun falan diye. He, hayvan gibi yemek yiyorsun dediniz kadın bir tane bardağı tek sefer içemiyor. Bir de bağladığı için. Çok fena ya ağzım burnum. O kadar yukarı kalktı ki şu üstü de. Ben his olarak burnuma yapışmış gibi hissediyorum. Taş gibi. Ya insanın dudağı da güneşten yanar mı ya? Bütün sinir sistemimi çöktü yemin ederim. Tabi çocukları öğlen doymuş. Dün akşamdan yemek vardı ısıtmış onları yedirmiş. Gülşen de bugün erken geldiğinde dedim kızım canım sıkılıyor dedi. Dedim çok mu canı sıkılıyor? Gir mutfağa bulaşık makinesini boşalt. Dedim şey yap. Tak dedim kulaklığı dedim aç son ses müziğini. Mutfağa dedim şey yap. Temiz zaten evde. Bulaşıklar orada birikmiş. Dedim kalk dedim 2 dakika hallet o zaman onları. Böyle bir soğukluğu yok ya. Akşam yemekte her türlü bir şeyler hallederiz artık. Turgut ben yapacağım halledeceğim bir şeyler dedi. Ateşim var yoksa şey oldu yani böyle geliyor bu adam bir şeyler sipariş etmiş. Gene Amazon paket var her tarafta. Ateş ölçerimiz
Atış ölçülerinin ölçeğimiz bozuluydu. Alırım ben diyordum. Almış demek ki. Denedim ki. İçinde pil yok. Hayır, bugün diş doktoruna gidecektim. Zaten dişim de çok zonkluyor. O da vuruyor bütün böyle sağdan yukarı. Hayır, zaten ağzımı açamıyorum. Turgut diyor ki git hadi ben seni götüreyim. Ya zaten ağzımı açamıyorum. Şimdi o şeyi takacaklar böyle. İyice yırtılacak bütün. İki taraftan canım yanacak. Neydi yemin ederim ya. Ne yani, isyan da etmek istemiyorum. Tövbe estağfurullah. Allah'a affet ya Rabbim. Neydi bu kadar ya? Birim üzeri birim başlıyor ya. Az size anlatayım dedim. Böyleyim yani. Sinirden ağlıyorum resmen. Ağzım burnum zonkluyor. Dişim bir yandan, kafam bir yandan, dudaklarım bir yandan. Düşün, o beyaz pantolonu bakayım mı? Biri nasıl olur sana? Ya, iyiymiş kız. Hı. Ha, güzel olmuş sana. Küçük radyo pantolon var. Bol paça. Evet. Kilo vermişsin sen. O vatanda kadar çok bol gelmiş, sana daha geliyordu. Ya biz şimdi... Bir hula hop. Babanın bagajında ister sonra. Neyse öyle işte. Günün en kurtarıcı yemeği. Şuraya şöyle güzel sucuklu, salçalı, kremalı bir sos hazırladım. Bir de bir tencere makarna haşladım. Ama makarna bana dokunduğu için kendime şöyle az bir patates püresi yapacağım. Yanına da sucuklu yumurta. Bu da onlara yeter zaten. Şöyle. Buhar yaptınız kızmacığım. Kalkışını yapabildiğime şükür sakinleştim. Ağrı kesiciler bayağı fayda etti. En azından dudağımın ve başımın zonklaması geçti. Çok şükür. O yüzden daha sakinim. Vallahi öyle ağlayarak da sizin karşınıza geçtim bacım. Güldüğümüzü görüyorsunuz, ağladığımızı da görün. İyi günü dostu olmayın, kötü günü dostu olmayın. İyi günde kötü günde burada hep beraberiz. Valla ben siz yani böyle Özge'den ayırt etmiyorum. O beni sevenlere, sevmeyenlerin Allah belasını versin. Her şeyi şaka yapıyorum. Yani şöyle kusur için gelenler var. Onlardan da Allah razı olsun. Sizin de Allah eksikliğinizi göstermesin. Ama şurada birbirimizin bacısıyız vallahi. Ablasıyız, kardeşiyiz, annesiyiz. Oh. So, içeriden tabakları alın gelin. Sizin yemeğiniz hazır. Mutfağı yine Turgut'la Gülşen hallederler birazdan. Heh. Bu onların yemeği. Şöyle kendime katafet. Patates püresi. İyi be, ütme be. Evet canlarım benim. Bu videoyu çektiğimin akşamında ağzım, burnum ve diş ağrım hepten daha beter bir şekilde hal almaya başladı. Ağzımın her bir tarafı böyle bu şekilde fısırmaya başladı ve sabaha kadar ne bunun ağrısından ne de dişimin ağrısından uyuyamadım. Ertesi gün diş doktoruna gittim. Dişimde iltihap var. Bu ağzımın üzerindeki yaralar da zona yanı. Neyse bakalım, ilaç tedavisine başladık ama
Ben gerçekten çok kötü bir durumdayım. Sabahlara kadar ağrıdan uyuyamıyorum. Kıyafetimi de görüyorsunuz, yüzüm yanıktan dolayı hep soyulmaya başladı, kipek kipek. Ağzım, burnum, yüzüm hep dökülmeye başladı. Neyse, bugünlerde geçecek inşallah. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Hoşçakalın.